Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar bizimle birlikte. Bu hafta izleyici muhakkak izlememiz gereken 5 filmi önerecek. Tavsiyeleriniz nelerdir? Başlayalım. Şimdi Eda Hanım, tabii salgın dolayısıyla uzun bir süre, sinema salonları uzun bir süre kapalı kaldı. Pek çok film gösterime giremedi ve hali hazırda da yani sinema salonları çok azı açılabildi. Dolayısıyla bir film seçimi yok. Dolayısıyla daha çok ne yapalım dedik. Belki sinema tarihine, özellikle şu günlerde gündemle de alakalı unutulmayan, iz bırakan filmler ne olabilir diye. Ondan bir 5 filmlik bir seçki hazırladım. Bu filmler hem benim kişisel olarak sevdiğim, severek izlediğim, tekrar tekrar izlediğim filmler, hem de sinema tarihinde iz bırakmış filmler veya iz bırakmış insanların, kişilerin, kahramanların biyografileri niteliğinde olan filmler de var aralarında. Hangi filmler? Ben 5 filmlik bir seçki yaptım bugün programımız için, bölümümüz için. Malcolm X, Spike Lee'nin bir film, Amerikan yapımı bir film. Amistad, yine Steven Spielberg'in yönetmenin yaptığı bir film, Amerikan filmiyle. Ömer Muhtar, Çöl Arslanı, malum Libya konusu gündemde. Dolayısıyla bu film Libya direnişini anlatan önemli, sinema tarihinin önemli filmlerinden bir tanesi. Belki çoğu seyircimiz hatırlamayabilir ama benim sevdiğim bir film. Tehlikeli Bir Yıl diye Türkçe'ye çevrilmişti. Dangerous Year film. Endonezya'daki darbe girişimini, darbeyi anlatan bir film diyelim. Bir de Türk sinemasından çok sıra dışı bir film. Zamanında gösterime girmemiş, sonradan gösterime ama bugün Türk sinema tarihinde iz bırakmış filmlerden bir tanesi. Bir klasik olmuş film, Sevmek Zaman, Metin Erksal. Şimdi Malcolm ilk film olarak onu seçmiştim. Neden? Yakın zamanda Amerika'da bir siyahinin öldürülmesi, bir de beyaz polisler, George Floyd biliyorsunuz. Ülkede çok büyük bir infiale yol açtı. Gündeminin üst sıralarında yer aldı bu cinayet. Neden beri Amerikan polisinin siyahilere karşı uyguladığı bir şiddet var. Ölüm haberleri geliyor sürekli bu manada. Dolayısıyla bu önemli olay Amerika'yı sarstı. Doğrusu isterseniz bu siyahi meselesi için giderek önemli bir hal alıyor. Ben 2000 senesinde kadar yaşadığım yıldan da hatırlıyorum. Mesela Amerikalı siyahi gençler arasında milliyetçilik akımı o gençlerin anne babalarına oranla daha güçlü bir biçimde kendini gösteriyor, temayüz ediyordu. Mesela otobüse biniyorum, New York'ta bir otobüse biniyorum. Otobüsün ön sıralarında boş yerler olmasına rağmen otobüse binen genç siyahiler özellikle arka koltukları tercih ediyorlar. Ön sıralarda boş yer olsa bile koltukta, onlar arkadaki otobüsün arkasındaki koltuğa özellikle gidip oturuyorlar ve tişörtler görüyordum. I am slave diye, yani ben bir köleyim yazan tişörtler. Dolayısıyla onlar tepkilerini bu şekilde dile getiriyorlar, bu siyahi öfkeyi. Yılların biriktirdiği bir öfke bu. Yani dolayısıyla bu George Floyd olayından da, cinayetinden de yola çıkarak ben Malcolm X filmini seyircilerimize izlemesini öneriyorum. George Floyd olayından sonra ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nde yağma olayları Maalesef. gerçekleşti. Haklı gösteriler ama bu gösterileri fırsat bilerek yağmacılar da gidenler oldu. Hani bu bir hak arayış yöntemidir, değildir. Malcolm X aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Afro-Amerikalıların nasıl hak arayacağını göstermiş bir şahsiyet. Malcolm X'in yönetmenliğini Spike Lee yaptı. 1992 senesinde çekildi ve gösterildi. Amerikan yapımı bir film. O dönemden hatırlıyorum 55 milyon, 56 milyon civarında bir kişi. Bizim Türkiye'de de gösterime girmişti film. Tabii Malcolm X filmini ikiye ayırabiliriz. Bir Malcolm X'in gençlik dönemi.
var. Bir de hapse girip çıktıktan sonraki yaşam hikayesi var filmde. Biyografik bir yapım. Güzel bir film diyorum elbette. Malcolm X o dönemdeki birçok siyahi genç gibi, vatandaş gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, işte bazı olumsuz şartlar onu küçük hırsızlıklara itiyor. Küçük çetevari olaylara karışıyor ve bu olayların sonunda genç Malcolm hapse düşüyor. Hapse düştükten sonra da burada tanıştığı insanlar onun hayatında dönüm noktası oluyor. Hapiste bazı Müslüman insanlarla karşılaşıyor Malcolm X ve onlardan İslam'ı dinliyor. İslam'la tanışma şerefine nail oluyor ve hapse girip çıktıktan sonra bambaşka Malcolm X var karşımıza. Malcolm X Amerikan siyahilerin hayatında da önemli bir figür, önemli bir portre ve o hak arayışını hukuk ve demokrasi arayışları içerisinde yapıyor ve tabii ki çok büyük kitleleri arkasından sürüklüyor. Önemli bir tip ve yine bu salon konuşmaları çok büyük sesler getiriyor o sıralarda, o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve tabii bu Malcolm X'in sürüklediği kitleler bazı mahfillerde rahatsızlık yaratıyor. Bu rahatsızlık sonucunda da Malcolm X yine bir konuşma yaptı. Siyah kardeşlerine sesli bir dönemde. Aslında bütün demokrasiye, insan haklarına, mücadeleye inanmış bütün Amerikalılara yaptığı bir salon konuşması esnasında şüpheli bir biçimde orada katlediliyor. Yaralı olarak o saldırıdan kurtuluyor ama daha sonrasında ölüyor. Bu önemli bir film. Özellikle şu günlerde Amerika'da ilahi olayların baş gösterdiği günlerde izlenmesi, tekrar hatırlanması gereken Afro-Amerikalıların nasıl zorluklar içerisinde bir mücadele verdiğini Amerika Birleşik Devletleri'nde anlatması gereken önemli bir örnek. Hatta filmin sonunda Denzel Washington gibi önemli bir karakter bu filmin başrolünde oynuyor. Onu da Denzel Washington zannediyorum, yanılmıyorsam burada bu filmdeki rolüyle Oscar'a en iyi erkek oyuncu dalında da aday gösterilmişti. Filmin sürprizlerinden bir tanesi de filmin sonunda Güney Afrika'nın efsanevi liderlerinden Nelson Mandela'nın bir ilkokul öğrencilerine, bir sınıfta ilkokul öğrencilerine yaptığı bir hitabet var. Sınıfa giriyor Nelson Mandela ve çok küçük çocuklara bir konuşma yapıyor. Bu ülkede diyor olarak saygın insanlar olarak haklarımızı elbette savunacağız ve toplumdaki yerimizi alacağız diyor. Bu konuşma ile birlikte o sınıftaki bütün çocukların Malcolm X evet öldürüldü, katledildi ama o sınıftaki çocukların bütün çocukların ayağa kalkıp tek tek I am Malcolm X, I am Malcolm X, ben de Malcolm X'im, ben de Malcolm X'im deyişi filmin en önemli sahnelerinden. Bu filmi hatırlattıktan sonra yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Afro Amerikalıların hikayesini ele alın. Hatta onların birlikleri nasıl başladığıyla alakalı bir başka film. Steven Spielberg imzalı Amistad adlı bir film. 1992 yapımı Amistad. Yapımda epey bir ses. Yaklaşık 2,5 saat süren bir filmdi hatırladığım kadarıyla. Film 1839 yazında Küba sahillerinden hareket eden ve içerisinde tutuklu Afrikalı köleleri taşıyan La Amistad gemisiyle başlıyor. Hatta açılış sahnesi çok etkileyici bir sahnedir. Oradaki kölelerin ayaklanıp gemiyi ele geçirmelerini geçirmeleri sahnesiyle film başlıyor. Gerçekten Steven Spielberg'ün en etkili açılış sahnelerinden biri bu filmdeydi, Amistad'deydi. Bu filmi de öneriyorum izleyicilerimize. Tabii burada bir köle harekatı, yani gemide bir isyan harekatı oluyor. Ve o gemi mürettebatı ölüyor. Sadece iki kişi sağ kalıyor gemi mürettebatından ve işte köle olarak tutuklanan o
Amerikalılar kendilerini sağ salim başka bir limana götürmeleri için onları zor kullanıyordu. Mürettebatını. Fakat o esnada istedikleri yere gidemiyorlar. Önleri kesiliyor Amerikan savaş gemileri tarafından. Ve bunlar tutuklanarak Amerika'ya gidiyorlar. Bundan filmin siyahilerin hukuk arayışını ünlü bir Amerikanlı beyaz avukat üstleniyor. Ve filmin bundan sonrası ise o hak arama hukuk yoluyla mücadele ve o köle olarak tutuklanan o insanların özgürlüğüne kavuşması hikayesi. Amistad filmi. Bu da önlerden bir tanesi. Üçüncü filme geçtik galiba. Şimdi iki filmi anlattık. Üçüncü filmimize geçiyoruz. Yine hani siyahi, işte Amerika'daki siyahi meselesi dedik. Bir başka mesele, gündemdeki mesele Libya meselesi biliyorsunuz. Libya'da şu anda darbeci Hafter ile baş var. Türkiye'mizde bu meşhur hükümetten yana tavrını koymuş da Libyalıların lehine bir vaziyette. Ancak ne yazık ki pek çok masa altından da olsa darbeci Hafter'e desteklerini sürdürüyorlar. Silah desteği, moral desteği ne yazık ki. Şimdi Libya'nın bu mahpus tarihi şey değil. Çok aslında eskilere dayanıyor. Çöl Aslanı, Ömer Muhtar isimli filmde bir direniş filmi aslında. Mustafa Akad'ın yönettiği bir film. Suriye asıllı Amerikalı yönetmen Mustafa Akad. Hatırlarsınız Çağrı filminin de meşhur, Çağrı filminin de yönetmeni. Aynı zamanda Mustafa Akad. Çöl Aslanı, Ömer Muhtar. 1900 Amerika-Libya ortak yapımı. Dramatik bir cümle. Bu sözler Arap Baharı sürecinde de Libyalıların pankartlarına taşınmış bir söz. Yani bizler teslim olmak nedir bilmeyen bir millet ya direnir, ya kazanırız ya da ölürüz. Dediğim gibi Arap Baharı'nda da ilham vermiş sözler olarak pankartlara yansımıştır. Benim yine kişisel olarak sevdiğim bir film, belki sevdiğim oyuncular olduğu için ya da çok sıra dışı farklı bir coğrafyayı ele aldığı bir film olduğu içindir. Tehlikeli Bir Yıl olarak Türkçe'ye çıkmıştı. Orijinal adı The Year of the Dangerous. 1982 Avustralya yapımı bir film. Yönetmeni aynı zamanda Peter Weir. Peter Weir'ı biz Gelibolu filminden de hatırlıyoruz. Ankara Savaşı ile alakalı olarak ülkemizle ilgilenen bir film çektiği için referans gösterdim. Belki de hani sevdiğim oyuncular, sinema tarihinde sevdiğim oyuncular rol alıyor. Başrollerde Mel Gibson var, Sigourney Weaver var ve Linda Hunt bu Tehlikeli Bir Yıl'ın başrollerinde oynuyor. 1965 senesinde geçiyor film ve Endonezya'da yaşanan bir darbe girişimini anlatıyor. Film işte Avusturyalı bir muhabir olan, savaş muhabiri olan Mel Gibson bu muhabiri oynuyor. Endonezya'ya geliyor ve darbe olaylarını, darbe sürecini takip etmek üzere. Tabii orada başka pek çok Avrupa'nın ve Amerika'dan ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden muhabirler de var, savaş muhabirleri var. Onların onların gözünden bize bu Endonezya'da neler olup bittiğini anlatan bir film. Tabii orada filmin asıl oyuncu olarak bombası diyeyim Linda Hunt. Linda Hunt yanılmıyorsam buradaki rolüyle Oscar'da aldı en iyi kadın oyuncu. Aslında en iyi kadın oyuncu ama filmde bir erkeği canlandırıyor Linda Hunt. Endonezyalı bir oradaki Avrupalı gazeteciler yardım eden, tercümanlık eden, gerekirse onların işte çekimlerini, fotoğraflarını çeken veya kameraya alan savaş zamanını oradaki saldırıya besleyen bir karakter olarak gerçekten çok başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Hani bir Uzak Doğu Endonezya 1965 yılı orada bir darbe durumuna karşı bir karşı koyma söz konusu ve o süreci, o atmosferi gerçekten güzel anlatan bir film. Bunu da tekrar etmek gerekirse filmin adı Tehlikeli Bir Yıl,
1982 yapımı Avustralya filmi ve Peter Weir filmin yönetmenliğini üstlenmiş vaziyette. Bu dördüncü filmimizde izleyicilerimize tavsiye ettiğimiz. Son olarak da Türk sinemasından, bizim sinemamızdan bir film isterseniz aktarın. Metin Erksan, elbette ki Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden, evet, en önemli filmlerinden bir tanesi de Sevmek. Bunu tavsiye ediyorum bu hafta. Adada ustasıyla bir adada, yani Heybeli Adalı olabilir, Büyük Adalı olabilir, şu an hatırlayamıyorum ama adada ustasıyla birlikte boyacılık yapmakta olan Halil gibi bir karakterimiz var ki Müşfik Kenter Halil karakterini oynuyor. Adada çeşitli evlerde işte boyacılık yapıyor. Bir gün çalışmaya gittiği bir köşkün duvarında kadın resmi görüyor ve bu resme aşık oluyor. Daha sonra Halil bu evi defalarca boyadığı bu eve defalarca gidip geliyor köşkte. Tabii köşk boş, boyanmış vesaire falan. Anahtarı var Halil'in. Bu evi, o fotoğrafı görmek için, aşık olduğu kadın suretini görmek için Halil mütemadiyen eve giderken bir gün evin sahibi olan ve o fotoğraftaki kadın herhalde eve gelir. Ve zamanla Halil'in kendi fotoğrafına aşık olduğunu anlar. Fakat bu çok ilginç gelir Meral'e, bir fotoğrafına aşık olması. Bana aşık ol, benim suretim burada diyor. Fakat Halil ısrarla o resme karşı bir aşkı söz konusu. Ve diyor, hani size aşık olsam bu iş yürümeyecek ama fotoğrafınız orada duruyor. O her zaman için bakabilirim diyor ve aşkımı yaşayabilirim diyor. Böyle tabii Doğu mistisizminde fotoğrafa aşık olma meselesi vardır. Bu biraz oralara da atıf yapan, böyle bir tasavvufi bakış açısı da olan bir film. Tabii çekimleri, karakterleriyle, kamera kullanımıyla, diyaloglarıyla filan, atmosferiyle, melankolik de bir atmosferi vardır filmin. Biraz Fransız yeni dalgasını andıran bir filmdir. Hatta işte dönemde belki de yeni dalgadan Metin Erksan etkilendi veya onun Türkiye'deki örneklerini vermeye çalışmıştır. Bu film Sevmek Zamanı şu an için elbette Türk sinemasının klasikleri arasında. Türk aşk filmlerinin çok dışında bir anlatım, mekansal kurgu ve ince diyaloglara sahip bir film. Çok az diyalog var zaten. Evet. Da söylediğim gibi. Ben de ilk kez... Orada Halil'in bir sözü vardı, demin de söylemeye çalıştım. Hani diyor ki Halil Meral'e karşı, hani Meral beni seviyor, Halil resmi seviyor. Sonra da Halil diyor ki, seni sevsem benim düşüncelerimi yıkarsın. Resmin beni bırakmaz, bana kızmaz, beni hep sevebilir diye bir karşı çıkışı var. Çok etkileyici bir sahne gerçekten. Bir de bu film benim hatırladığım kadarıyla ilk çekildiği zamanlarda gösterim şansı bile bulamamış. Yani artık gösterilmeye mi değer bulunmadı ya da o dönemin işte Fransız yeni dalgası vesaire dedik. Hani böyle çok iş yapmayacak bir film olarak görüldü. Tam olarak bilemiyorum, sinema tarihçileri onu bilirler ama gösterilememiş film epeyce bir süre. Ama şimdi Türk sinemasının baş tacı, klasikler arasında bir film. Yerini alıyor. Korumaya da devam edecek inşallah. Teşekkür ederiz. Haftanın muhakkak izlenmesi gereken 5 film önerisini yaptım.